kendisine bağırdı adam. Aç çocuklarım, aç diye. Vatandaşın sesidir bu. Bir yığın delikanlılarımız, gençlerimiz işsiz. Bir kere ortada yani ya akıllarını kaybetmişler ya da delilere mütahap ediyorlar. Böyle bir şey söz konusu da ekonomik çok kötü halde. Çok ciddi berbat bir gidişat söz konusu. Yok öyle bir şey. Girsinler de halkın içine hani baksınlar ben aslında. Halktan kopuklar. Sosyoloğum ben aslında. Halktan kopuklar. Bu projede müteahhit değil esnaf kazanacak. Doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız. Telefon 0212 679 9049. GSM 0545 508 5540. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız her zaman olduğu gibi yine tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Üsküdar'dayız. Vatandaşlarımıza muhalefet, ekonomi kötü, vatandaş aç. Buna rağmen iktidar da ekonomi çok iyi. Her tarafta bolluk bereket var açıklamasında bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmanızı ve bildirim zili açmanızı istirham ediyoruz. İyi seyirler. Hükümet yalan söylüyor. Herkes aç. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Sıkıntı var. Nasıl olacak bu iş? Şükür de tokuz ya. Az olan var mı burada ya? Sıkıntı yok. Az olan kim ya? Tamam. Az olan kim? Az olan kim? Kim az? Her tarafın altında son arabalar var. Kim? Çok teşekkür. İşsizlik yok. Türkiye'deki TÜİK'in açıkladığı açlık sınırına bakın, asgari ücrete bakın, emeklerin aldığı maaşlara bakın. Nasıl yoksulluk yokmuş yani? Yoksulluk olmaz olur mu? İnsanlar 2000 lirayla, 1500 lirayla, 1300 lirayla nasıl geçinecekler? İnsanlar aklıyla dalga geçiyorlar. Yani böyle bir şey yok. O resmi rakam 4,5 milyon işsizlik var. Dolaylı işsizlik 7,5-8 milyondan aşağı değildir. Yani hepsi yalan söylüyor. Muhalefet derken bütün muhalefetlerimi kastediyorsun? CHP muhalefet. Hemen hemen hep öyle söylüyor muhalefet. Şimdi zaten bunlar en son belediye seçimlerinde, İstanbul belediye seçimlerinde şöyle yapacağız, böyle yapacağız demişlerdi. Evet. Ama şu anda vatandaş yaptıklarını görüyor. Yani gördüğü için de bizim bir şey söylememize gerek yok. En güzel cevabı halk verir. Vatandaş. Abi sen de halksın zaten. Onun için soruyorum. Ben halkım diyorum ki yani onlar şu ana kadar 7 aylık 8 aylık süreçte ne yapmışlar? Yani vatandaş bir kendileri bir sorgulasın, çıksın vatandaşın içine girsin. CHP yöneticisi ben Beykoz'da oturuyorum. Bana demişti ki biz seçimlerden 3 ay sonra geleceğiz ve size yaptığımızın hesabını vereceğiz dedi. 6 ay oldu ben bekliyorum daha gelmedi. Büyükşehir işi mi? Tabii büyükşehir. Yani bugün yani zaten şehirleri yönetmek ülke yönetmektir. Gözüne baka baka söylüyorlar ama o millet de ona inanıyor. İşte en önemli problem burada zaten. En önemli problem burada. Ya sabah başka, akşam başka, yarın başka, bir gün başka, ondan sonra gözüne baka baka ondan sonra alkışlıyoruz. Yani halk, gerçekleri halk görüyor da korkuyor mu söylemeye? Abi yok, sizden önce birisi dedi ki ben dedi AK Parti'den evlendim, çocuklarım oldu, okuttum, arabam, evim oldu, ben mutluyum, her şey gülü gülistanlık dedi. Yani kişiden kişiye değişiyor demek. Vallahi bilmiyorum demek. Onların değişik değişik fikirler var, değişik değişik kazanç yolları var. Acaba nasıl kazanıyor, nasıl ediyor, nasıl veriyor, nereden alıyor, nereden veriyor? Ben yapamıyorum. Ben 62'den beri Üsküdarlıyım. Evet, Üsküdarlıyım. Eşim de devlet memuru. Ama yapamadım diyorsun. Yapamadım. Çoluğumu çocuğumu çok şükür okuttum. Ama 25 hala öğretmen kızım var, evde atanamadı. 48 yaşına girdi. O çocuk... Ya okutma o çocuğu madem öyle, sen o çocuğu hala daha bir iş veremiyorsan... Ben 4 sene... Ben fakir fukarayla o çocuğu okuttum ben ya. Yemedim içmedim okuttum o çocuğu. Çok teşekkür ederim. Bir tane de özürlü bir çocuğum var. Özürlü derken engelli. Çalışıyor ama orada bakmak zorundayım. Yani görsün bu milletin şu ızdırabını görsün. Yazık gözlerine bak. Vallahi ikisi de doğru söyledi. Ekonomi mi kötü mü? Normal. Bundan... Muhalefet ekonomi kötü, halk aç açıklamasında bulunuyor. Aha. İktidar da tam tersini söylüyor. Ülkede bolluk bereket var. Aha. Ekonomimiz çok iyi diyor. Öyle siz bir şey yok. Enflasyon oranları bir kere ortada. Yani ya akıllarını kaybetmişler ya da delilere mütahap ediyorlar. Böyle bir şey söz konusu da ekonomi çok
kötü halde, çok ciddi berbat bir gidişat söz konusu. Muhalefetin eleştirisini doğru buluyorum. Destekliyorum ama muhalefetin muhalefet yapamamışı ve yeterli muhalefet yapamıyor. Yok, kesinlikle yapamıyor ve hani bu işte ifade ettikleri zamlara karşı olacağız, fiyatları indireceğiz ama bir de bakıyorsunuz ki İstanbul'da ulaşım fiyatlarında fahiş fiyatlar yükseliyor. Yani tuhaf bir sıkışmanın, bunalımın içerisindeyiz. Nasıl dedin? Ne olacak bu ülkenin? Allah sonumuzu ailesin ifadesini ancak kullanırız. Ama şu var, Kemal Atatürk'ün dediği gibi benim ümidim gençliktedir. Biz gençler olarak daha bilinçli geliyoruz. Bu ülkeyi kalkındıracaksak biz kalkındıracağız en azından. Çok güzel. Hem size soralım. Ben anlamam. Neden? Ama bu millet tüp kuyruğunu, kuyruğunu unuttu. Tüp kuyruğu vardı, yani yeni şeyler istemeyecek miyiz? He? Tüp kuyruğu vardı diye yeni şeyler istemeyecek miyiz? Bugüne kadar sen bu işi eğer getirebiliyorsan neredeydin yani? O zaman dünyada bir kıtlık vardı. Peki, diyorlar. Bir de bir, kapat. Ben soruyorum. Davut kapat mikrofonu. Kapatamam ben, hiç yapmıyorum. Ekonomi iyi diyor. Nerede var bolluk bereketlik ya? Her taraf battı gitti ya. Nerede bolluk bereket? Hangisi çalışıyor? Git kafelere. Adam milyonlarca insanlar kafelerde oturuyor. Bereket onlar için var. Ve onlar için var dediği gibi. Şey yok ki. Her taraf boş insanlar geziyor. Baksana her tarafa ya. Sıkıntı. Sıkıntı, çok sıkıntı. Çok. Abi muhalefet diyor ki. Ne muhalefeti? Anlatacağım. Açlık, ekonomik kriz var. Hükümet de diyor ki bolluk bereket var, ekonomi iyi. Ne diyorsun? Vallahi hükümetin yani ekonomisi gerçekten iyi. Cepleri dolu, ihaleler var. Yandaşları kayırıyorlar. Paraları iyi. En azından maaşları çok yüksek. 20 milyar, 30 milyar gibi bizim gece rüyamızda bile göremeyecekleri düzeyde böyle para alıyorlar. Tabii adam lokantaya gittiği zaman sulusunu da yiyebiliyor, kurusunu da yiyebiliyor. Ama buradaki milletin cebine bak, hiçbir şey yok. Bir fatura geliyor, diyor ki gene geldi kol gibi fatura diyor. Ne yapacağız diyor işini. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de gelirse böyle olacak. Ne düşünmeyecek? Tabii canım, yani bakın bu toplum şunu düşünüyor mu ya? Bu ülkede koca koca hastaneler yapılıyor. Koca koca böyle adliye bina. Ya bir ülkenin adliye binası benim ilçemin kazasından büyük ya. Eğer bu adliye binaları bu kadar bu ülkede büyükse demek ki bu ülkenin sorunları çok büyük ya. Bak burada adli bir durum var. Koca koca bize hastaneler yapıyorlar. Büyük büyük böyle. Demek sağlık sorunu var. Bak eskiden hastane azdı ama insan mutluydu. Bak o zaman da başka filmler vardı. Şimdi de başka filmler var. Hastaneler. Şartlarla filmler değişiyor. Filmler değişiyor. Biz film oynayacağız. Gene bu abi karşı tarafta olacak. Ben bu tarafta. Biz benim parti seçtiği zaman gördüğün nasıl koyduk diyeceğiz. O taraf seçtiği zaman gördünüz mü nasıl koyduk. Ya böyle yani. Bu tabii yani. Ya bu ülkenin. Bak işte gördün mü? Elektrik parası çok geliyor, paramız yetmiyor. Emekliyiz. Yarım elma alıyoruz artık. Yarım elma, yarım domates, yarım biber alıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi emperyalistlere ekonomisi çok iyi ama halka çok zayıf. Çok çok zayıf çünkü halkın üzerinden haksızlık yapılıyor, adalet uygulanmıyor ve halkın hakkı yeniliyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim muhalefet diyor ki ekonomi kötü, insanlar aç, durum iyi değil. İktidar da diyor ki her şey bolluk bereket var, güllük gülistanlık, ekonomimiz iyi. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz bunun için? Vatandaşla ekonominin durumu iyi olması, soruyorum şimdi tüm vatandaşlara soruyorum. Evini, çilini, çocuğunu okutan hangisinin durumu iyi? Bu ülkede %5'in %5'inin durumu iyi, %75'inin durumu kötü Türkiye'de. Yani ekonomi öyle. Ekonomi öyle. Arkadaş görüyoruz da ekonomi şimdi iyi olacak olsa, vatandaşın durumu iyi olacak olsa bu sokaklarda çöpten oradan buradan bilerek. Cumhurbaşkanımız biraz yani ilgilenmesi lazım bu konuyla. Ben size söyleyeyim, günah. Yani İlgilenmiyor mu? Emekler siliniyor şu anda. Günah yani. Vallahi. Muhalefet ekonomik olarak itiraz ediyor olabilir değil mi? Ne diyorlar? AK Parti hükümeti, efendimiz ekonomi düzeltemiyor, işsizlik var. Doğru mu? Doğru. Kimle yönetecek bu ülkeyi? Yalova Belediye Başkanı, Yalova'da yapılan olay. Bunu AK Parti de yapabilir ve başkası yapabilir. Niçin yaptığını demiyorum. Her evin içerisinde şeyler olabilir. Kiminle düzeltecek bunu? Kiminle başaracak bunu? AK Parti hükümetleri kötüydür. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 1923'ten sonra heykel yapmaktan başka ne yaptılar? Heykel yapmaktan başka ne yaptılar? Sümer Bank'ı kurdular. Şeker fabrikalarını kim kurdular. Kurdu Atatürk döneminde kuruldu. Saniye. Atatürk
kaç sene kaldı? Malatya'da, ben Malatya'lıyım. 1920-1935 Atatürk 10-15 sene kaldı değil mi? Mustafa Kemal Atatürk, ben Atatürk'ü severim veya sevmem hiç önemli değildi. Ama bu ülkenin adamıydı, bu ülkenin vatandaşıdır, bu ülkenin kurucusudur. Abi sen ne yaptın? Ben de söyleyeyim. Dedim ki tek eli kurdular, şeker fabrikalarını kurdular, Sümer Bank'ı kurdular, Devlet Demir Yolları, bir sürü şey kurdular diyorum. Cevap veriyorum. Tamam, şeker bankı kurdular. Devamı nereyedir? Devamı sattılar işte, sattık. Bir saniye. Şeyi kurdular, demir ağlar, uçaklar nerede? Yapılan uçaklar Atatürk zaman, Atatürk nerede? Sanayileşelim. Nerede sanayileşme? Onu işte, o yumuşak. Bir saniye, yumuşaktır. Pekala, demir ağ vardı. Efendim, demir ağ vardı, Vecihi Yurkuş. Vecihi Uçkuş var, uçağıydı. Bırakma uçaklarımız abi. Nerede? Eğer rahmetli Erbakan Ozan'ın panzer motoru devam etmiş olsaydı bugün motor aramayabilirdik. Doğru. Doğru, değil mi? Ha tamam, o zaman bütün yüklemeli AK Parti'nin üzerine... Yani öbür hükümet de ne yaptı dememek lazım. Hürriyeti kurdu, bir sürü şey yaptı. Tayyip Erdoğan'ı eleştirsinler. Ben eleştirmesin demiyorum. İyi demokrasi, iyi muhalefet iş yapar. Ya şimdi kimseye ben yalan demiyorum. Kiminki doğru, kiminki yanlış. Demiyorum. Cumhurbaşkanımızın kendisine bağırdı adam. Aç çocuklarım, aç diye. Vatandaşın sesidir bu. Bir yığın delikanlılarımız, gençlerimiz işsiz, aç. 25 yaşındaki çocuk ailesinden harçlık istiyor. Utanç verici. Ben çocuğumu 25 yaşına kadar okutmuşum, master yaptırtmışım ve çocuğum benden 20 lira harçlık istiyor. Arkada geç adalet, diyor, geç hanımefendi. Hanımefendi beni anlatıyor. Ben de 20 lira, ben de para istiyorum diyor. Benim duygularıma tercüman olur diyor. Utanıyordur o yavrum. Utanıyordur ailesinden para istemeye. Utanıyordur. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. O zaman şeye insin. O zaman pazarlara insin. Halk pazarlarına insin. Kendileri de gelsin, benim yerimden bir aylık alsın. Çala çocuğunu geçindirsin. Ben o zaman onları başımın tacı yaparım. Bir baksın diyorsun. He, bir baksınlar. Öyle şeyde konuşmak yok. Yok, yok, yok. Valla hepsi yalandır. Hepsi yalan. Gelsin bir pazarlara bir girsin. Benim maaşıma pazara gelsin. Tabii tabii. Bir pazara gelsin. İşte bak, ben 50 yaşındayım. Ben mesela önceki hükümetleri de biliyorum yani. Tabii. Önceden süper devlet değildik yani. Bundan çok daha kötü. Şu an bana çok daha iyi yani. Fena değil diyorsun. Tabii. Yani tamam, ekonomik kriz var. Ama dört dörtlük değil. He? Tamam, var da yani bu ülkede hep vardı zaten ekonomik kriz. Şu anda daha az yani kriz var. Süper devlet değildi ki. Bakkallarda herkes kredi çekiyor, borçlarını ödeyemiyor, icralık oluyorlar. Bunlar ne durum? Herkesin evi malı gidiyor elinden. Bunlar oluyor yani. Yani ekonomi değil. Ekonomi değil tabii ki. Ben ne yapmak lazım? 2000 lira aylıkla kim geçinebilir? Ben onu da almıyorum. İnan ki günde 50 liralar 1,5 yapar. Bunun elektriğim var, doğalgazım var, suyum var. Millet soğukta oturuyor, doğalgaz kullanamıyor. Bunlar yani tabii. Suriyelilere maaş var, hastaneler bedava. Bizlere yok. Halkın durumu zorda mı efendim? Zorda bence. Bence çok zorda. Ne kadar zor var ama... yani, daha mı çok zorda olanlar? Tabii ki kirada oturanlar var. Mesela faturalar yüksek, yardım ettiğine ediyorlar. Ama... Yani yardım nereye kadar? Kendi içine dönmesi lazım. Tabii ki kendi içine. Mesela bir insanın gururu var. Ben gururluyum. Gidip tenezzül edip istemiyorum. Tabii. Araştırmıyorlar. Ben oraya gidip de kendimi küçük düşürmüyorum. Benim ailem var. Bence çok aç insan var. Nasıl yok? O yanlış yani. Var mı aç insan? Tabii ki var. İşsiz bir kere çok. Bir kere ben yani. Örnek bu diyorsun. Yani. O yüzden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Halimize şükredelim. Öyle bir şey, girsinler de halkın işine hani baksınlar ben aslında. Halktan kopuklar mı? Sosyoloğum ben aslında, halktan kopuklar. Girsinler, halkı dolaşsınlar. Bu siyaset, hangi şimdiye kadar başbakan geldi ben kötü yönettim dedi, duydunuz mu? Yok, duymadım. Duymadım. Diyemezler çünkü. Ama bunlar öyle diyecek ama biz bunlar da diyemiyor. Demezler de ama durum böyle yani. Şimdi şu anda ben şöyle görüyorum, Osmanlı'nın son devirleri gibi görüyorum. Biraz kötümser oldu ama. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yaşım o kadar büyük değil ama eski hükümetleri de hatırlıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum çocukluğumda. Ecevit'i severim. Sayın Ecevit'in zamanında Cumhurbaşkanı merhaba. Ahmet Necdet Sezer, değil mi? Evet. Ben çocukluğumda şöyle bir olay hatırlıyorum. Birbirlerine anayasa, Türkiye alt üst oldu. Evet. Evet. Yani evet evet, yani Türkiye'de sıkıntı, geçim sıkıntısı ilk defa olmuyor ki. Bu her zaman var. Açlık demiyorum da geçim sıkıntısı ve şu andaki muhalefette bunun tek sorumlusu olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Bu acımasızlık. Ben bunu kabul etmiyorum. Tayyip Erdoğan'a düşmanlık var. Çok büyük bir düşmanlık var. Yani o gitsin de ne olsa olsun gibi bir şey var. Gerisini düşünmeyelim diyorlar. Evet, o gitsin. Yeter ki o gitsin.
Yani ama sonunda ne olacak düşünmek lazım diyorsunuz. Yani Tayyip Erdoğan Türkiye için şu anda çok güçlü bir lider. Ben onu lider olarak görüyorum. Çok oyun teşekkür. Muhalefet haklı abi. Sıkıntı var değil mi? Sıkıntı var abi Türkiye'de. Ne yapmak ne lazım? Onun çözümünü devlet düşünecek abi. Herkes kendi cephesinden bakıyor. Ne diyeceğiz? Evet. Çok teşekkür ederim. İkisi de yanlış. Nasıl? İkisi de yanlış. Şimdi ben 46 yaşındayım. 50'ye merdiven dayadım. Ben de geçmişte hastane kapılarında işte yağıydı, suyuydu, işte tüpüydü bilmem ne bunları yaşadık. Yani yeni nesil bunu bilmiyor maalesef. Çünkü gecenin bir yarısı hastane kuruna gidip de ilaç beklememişse sen bu nesle gece siyah işte gecenin bir yarısı hastanede ilaç beklemenin ne olduğunu anlatamazsın. Anlatamam ama şu an onu artık o 25 sene önceydi. Eyvallah. Artık hükümetlerde değişmesi lazım iktidarların. Eyvallah. Değişmesi lazım. Tabii ki değişim, değişiklik. Peki o zaman ben şöyle bir soru sorayım size. Bunlar hep bu TÜİK'in verilerine bağlı bu söylemler. TÜİK'in verilerini doğru buluyor musunuz? Siz sade bir vatandaş olarak. İşte ben kendi söylerim ama ekranda söylemek istemiyorum. Gördünüz. Siz söylemeniz lazım. Bana niye söyletiyorsunuz? Ama bu kanal şeyin politikası öyle. Formatı öyle. Yani doğru söylüyorsunuz ama şimdi ben de şöyle bir şey diyorum. Eğer TÜİK'in verilerine inanıyorsanız hükümetin dediği doğru. İnanmıyorsanız muhalefetinki doğru. Teşekkür ederim. Tabii ki muhalefet haklı, iktidar haksız. Evet. Şunu örnek gösterebilirim. Son zamanlarda intihar olayları yükseldi ve bu insanlar açlıktan, sefaletten, yoksulluktan intihar ediyorlar. Yani eğer bir kanıt aranıyorsa en güzel kanıt budur. Yani dünyanın her ülkesinde açlıktan ölen, ekonomik sıkıntılar çeken, bugün Amerika'nın baktığımız zaman bile Amerika'nın dünyanın bir numaralı ülkesi olarak kabul ediyor herkes. O ülkede bile açlık sınırında yaşayan insanlar var. Dolayısıyla bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Ben Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi iyi yönettiğini düşünüyorum. Muhalefetin ise milli olmadığını düşünüyorum PKK ile işbirliği yaptığı için. Biz milliyetçi insanlarız, muhafazakar insanlarız. Dolayısıyla bu ülkenin en büyük sorunu milli bir muhalefet olmayışıdır bana göre. Ekonomik iyi ise çıkar pazara. Zaten çıkamıyorlar ya, çıksınlar pazara görüşsünler. Siz nasıl ki çıkmışsanız onlar da çıksın mı görüşsünler. Gelsinler. Tabii hayatınız geçiminiz nasıl? Geçinebiliyor musunuz? 2000 lira alsınlar bir yer geçsinler diyorsunuz. Tabii canım geçsinler bakalım nasılmış. Bakın durumumuz ya şu anda Türkiye'de bu hükümetin bir yıl içerisinde 170 milyar dolar ödemesi var. 8,5 milyon insan işsiz. 1,5 milyon üniversiteli boş geziyor. Gençlik %25 resmi rakamlara göre. 500 bin öğretmen sıra bekliyor tayinim çıksın diye. Bütün fabrikalar, iş yerleri satıldı. Neresi iyi yani? Üretim diye bir şey yok. Hayret edilecek bir şey yani. Ha iyi olan tek bir yer var saray. Saray var sarayda hiçbir sorun. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Ben öğretmenim. Yani bu keşke bu sorunları bilmesem. Estağfurullah hocam. Yani bildiğim için de çok üzülüyorum yani. Ülkeme üzülüyorum.